Gören Ayşe Hobiler YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü örgü videomuzda iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir örgü modelinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın, bu şekilde görüyorsunuz, oldukça kolay ve oldukça güzel bir örgü modeli. İki şiş örgülerinizi çok rahat kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz, dilerseniz yelek modelleri yapabilirsiniz, dilerseniz atkı modelleri yapabilirsiniz, dilerseniz şal modelleri yapabilirsiniz, süveter modelleri, hırka modelleri, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi muhteşem bir örgü modeli. Sadece iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Gerçekten çok kolay. Modelim 5, 5, 5, en son olarak da 4 ilmekle oluşuyor. 5 ve 5'in katları üzerine ve en son olarak da 4 ilmek atıyoruz. Lastik istemeyen bir model arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz, ben modelimi lastikte koymadım. Dilerseniz lastikte koyabilirsiniz tabii ki. Bu tamamen tercih meselesi. Şöyle görüyorsunuz modeli. Hiç toplama falan olmadı. Lastiksiz de çok güzel olacaktır arkadaşlar. Evet, dilerseniz hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet, ipimi ve şişlerimi aldım. İpim yine bebe yünü arkadaşlar. Modelimde olduğu gibi ilmek atarak hemen başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane modelim için 4 tane de kenar ilmek için atıyorum arkadaşlar. 3 ve 4. Evet, bu şekilde bakın tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 bir model, 1 2 3 4 5 ikinci modelim, 1 2 3 4 5 son 4 tanesi de kenar kısmı için arkadaşlar. İlk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örerek alıyorum. Sonraki ilmeklerimi tersten olacak şekilde örüyorum arkadaşlar. Her bir ilmeğimi tersten alarak örüyorum. Bu sıramız modelimize dahil değil. Evet, bir sıra ters örgü örüyorum. Son ilmeğimi de örüyorum. Ve devam ediyorum. Evet, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde. Sonrasında arkadaşlar bakın, İlk iki tane ilmeğimi tersten olacak şekilde örüyorum. 1 2 Sonrasında 1 2 3 tane ilmeğim var. 1 2 ve 3. ilmeğin arasından bu şekilde şişimi geçirerek ilmeğimi uzattım. Bir defa doladım. Sonrasında bu 3 tane ilmeği beraberce şişime alıyorum ve buradan bir ilmek alıyorum. Yine 3 tane ilmeğim olmuş oldu. Tekrar 2 tane ilmeğimi tersten olacak şekilde örüyorum. Sonrasında 1 2 3 bakın, 2 ve 3. ilmeğin arasından şişimi geçirerek ilmek alıyorum. Bir tane doladım. Sonraki 3 ilmeği de beraberce örüyorum. Tekrar 2 ilmeğim ters. Sonraki yine 2 ve 3. ilmekten ilmek alıyorum. Oldukça kolay. Şişimin üzerini doluyorum. Çok hızlı ilerleyen, çok güzel
Çok kolay bir model arkadaşlar. Ve son ilmeğimi de ördüm. Bakın. İlk sıram bu şekilde oldu. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Sonraki iki ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Sonraki üç ilmeğimi de tersten. Tekrar iki ilmeğim düz. Bir, iki. Geriye kalan üç ilmeğim de ters. İki tane düz. Ara ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Tersten giderken, modelin arka kısmından giderken, model ilmeklerini de ters bir şekilde örüyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Modelin yapımı bu arkadaşlar. Şimdi tekrardan devam ediyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Tekrardan göstereceğim. İpim kendi tarafımda. İlk baştaki iki tane ilmeği tersten olacak şekilde ördüm. Sonraki 1, 2, 3 bakın. 2 ilmek arasından, 2 ve 3. ilmeğin arasından geçiriyorum şişimi. Tekrar doladım. Ve bu kez bu 3 tane ilmeği şişime alıyorum. Bu şekilde. Tekrar 2 tane ters ilmek örüyorum. Tekrar devam ediyorum. Doladım. Modelin dediğim gibi yapımı oldukça kolay ve gerçekten çok çok hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Modelimizden her türlü kişiş modelini yapabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü kişiş örgü modeli olabilir. Yani aklınıza gelebilecek her şey. Atkı, bere, şapka, hırka, süveter, bebek örgülerinde, bebek yeleklerinde, bebek battaniye modellerinde kullanabilirsiniz. Yelek modellerinde, şal modellerinde gerçekten her şeye uyabilecek bir örgü modeli. Şekilde en son ilmeğimi de ördüm. Bakın böyle başak başak bir görüntü olmuş oluyor. Gerçekten çok hoş duruyor. Bakın şöyle büyük parçada göstermek gerekirse her şeye uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Anne yeleklerine, çeyizlik yeleklere gerçekten çok hoş duran bir model. Angora tarzı iplerle de yapabilirsiniz. Arize ipleriyle de gerçekten çok hoş duracaktır. Evet, bugünkü örgü videomuzda bu şekilde bir model paylaşmayı tercih ettim. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım benimle birlikte örmek istersiniz. Anlatımımdan da memnun kalmışsınızdır inşallah. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelik tamamen ücretsizdir. Beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Ufacık da olsa bir emoji dahi, bir gül olabilir, bir gülücük işareti olabilir, bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir. Bırakırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.